7/24 görev başındalar, hastaları hayata bağlıyorlar. Kasık bölgesine kalbine ulaşır. Karşı monitörden de tıkalı olan damarını tespit ediyoruz. Ve bu şekilde balon stent işlemi yapıyoruz. Acil anjiyo müdahalesi Denizli Devlet Hastanesi'nde 2013 yılında kuruldu. 7/24 görev başında olan tim hastaları hayata bağlıyor. Konuyla ilgili konuşan Denizli Devlet Hastanesi kardiyoloji uzmanı Doktor Okan Er, kardiyoloji servisinde bulunan acil servise gelen kalp krizi vakalarına dakikalar içinde koroner anjiyografi uygulayarak müdahale edebildiklerini söyledi ve ekledi. Kalp krizi dediğimiz acil hayati müdahale gerektiren durumlarda kardiyoloji timi olarak bir doktor ve ekip olarak hastalarımızı anji yöntemimize alıp gerekli tıkalı olan damarı açıp balon ve stent tedavilerini gerçekleştirerek hayata tutunmalarını sağlamaktayız. Denizli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Mehmet Erkaleli de kardiyoloji kliniğinde bulunan acil anjiyo timi ile ilgili bilgiler aktardı. Yaklaşık 2013 yılından beri 2080 hastamızı acil şartlarda anjiyo laboratuvarımıza sağlıklarına kavuşturduk. Bununla beraber koroner anjiyografi ünitemiz 2013 yılından beri yaklaşık 15 bin hastaya anjiyo işlemi gerçekleştirildi. Yaklaşık bunların da 5 bin kadarına stentleme işlemi yapıldı. Akut anjiyo müdahale timimizde bir uzman hekimimiz var. Bununla beraber iki hemşiremiz ve bir de teknisyenimiz olmak üzere 4 kişiden oluşmakta. Kardiyolojinin toplamında da 8 tane hekim arkadaşımız var. 26 tane yatağımız mevcut. Ayrıca 10 tane de koroner yoğun bakım ünitesinde yatağımız mevcut.